Şimdi arkadaşlar OBEP ve OKEK problemlerini inceleyelim. Ee, öncelikle problemlere nasıl yaklaşacağız ona bir bakalım. Parçadan bütüne gittiğimizde OKEK problemi olduğunu, bütünden parçaya gittiğimizde de OBEP problemi olduğunu anlamamız gerekiyor. Koşucu ve saat problemlerinde ne zaman ortak noktada, ortak saatte buluşacaklarını soruyorsa, burada da OKEK olarak problemi incelemeniz gerekiyor. Şimdi problemleri ikiye ayırdık. Öncelikle OBEP problemlerine bakacağız. OBEP problemlerini tarla ve çuval, OKEK problemlerini de tuğla, koşçu ve saat problemleri diye ayırdık. Öncelikle OBEP problemlerine başlayalım. İlk örnek türüm tarla örnekleri. Şekilde bir tarla verilmiş. Bu tarlanın etrafına köşelerine birer ağaç dikilmek üzere eşit aralıklarla ağaç dikilecekmiş. En az kaç ağaç dikilecek? Buradaki önemli olan ifade köşelere birer ağaç. Bakın şuraya birer ağaç ekiyormuşuz. Şimdi bunun önemli olmasının sebebi şudur. Köşelerine ağacı eşit aralıklarla diktiğimde en son dikeceğim ağaç şu köşede bitmek zorunda. O yüzden 18'i tam olarak bölebilmeli. Diğerinde de 14'te de yine buradan başlayıp diğer köşeye doğru gittiğimde ağaç diktiğimde gene diğer köşede bitmeli. Yani 14'ü de tam olarak bölebilmeli. Bu nedenle arkadaşlar hemen bizim yapmamız gereken şey ortak bölenini bulmak. Ortak bölenini bulduktan sonra 18 ve 14'e bakacağız. Bunların her ikisinde ortak olarak bölecek ifade 2'dir. 2'ye böldüğümde şuradan 9, 2'ye böldüğünde 7. Bakın bunlar aralarında asal. Bu nedenle obepleri 2 oldu. İkişer birim aralıklarla ağaç dikecekmişim. Peki çevresi ne? Çevresine dikeceğiz. 2 çarpı 18 artı 14 gelecektir. Yani 2 çarpı topladığımızda 32. Yani çevresi 64 birimmiş. İkişer birim aralıklarla yapacaksam 64'ü 2'ye bölüyorum ben. 32 tane ağaç dikilebilirmiş. Bir sonraki örneğimizde bahçenin içi karelere bölünüp her bir karenin köşelerine birer ağaç dikilecekmiş. Burada köşeler çok çok önemli çünkü şu köşelere de ağaç dikeceğimiz söylüyor ve içine de ağaç dikilecekmiş. Bunu unutmayın. En az kaç ağaca ihtiyacımız var. Şimdi öncelikle bir önceki soruda da görmüştük. Şu köşelerde ağaç dikme işlemi bittiğine göre o zaman hem 14'ü hem de 18'i bölebilecek ifade. Yani ikişer birim aralıklarla yapacakmışız. Şimdi 18'i ikişer birim aralıklarla böldüğümde 9 birim ayıracağım ve bir de diğer köşeyi de eklediğimde artı 1 dedim. 10 tane arkadaşlar şurada toplam bir satırda olan ağaç. Yani sütun sayımızı belirtiyor aslında. Peki 14'ü gene ikiye böldüğümde 7 bir tane daha ekledim. Diğer köşesine de ağaç eklediğim için. Yani 8 tane de buraya geldi. Bu da bizim yine şuradaki satır sayımız. E, satır ve sütun sayısını çarptığımızda arkadaşlar. Satır ve sütun diyelim. Hemen bu ikisini çarptığımda 10 çarpı 8'den cevabımız 80 tane ağaç olarak karşımıza gelecektir. Şimdi OBEPOKEK problemlerinin diğer türü çuval örneklerine bakalım. Örneğimizde 80, 90 ve 110 kilogramlık un çuvalları eşit ağırlıkta en az kaç çuval elde edilir diyor. Burada bir çuval bitmeden diğerine geçmeme koşulu varmış. Yani 80'i, 90'ı ve 110'u tam olarak bölecek. 80 bitip daha sonra 90'a, 90 bitip sonra 110'a geçecekmişiz. Ortak bölenlerine bakacağız. 80, 90 ve 110. Bakın her birinde 0 var. O zaman 10 kilogram bunların ortak bölenlerinin en büyüğü. En az olabilmesi için 10'ar kilogramlık yapmam gerekiyormuş. Yani 80'i 10'a böldüğümde 8 çuval, 90'ı 10'a böldüğümde 9 çuval, 110'u 10'a böldüğümde 11 çuval gelecek. Yani toplam çuval sayım 28 tane çuval elde edeceğim. Örneğimiz bir önceki sorunun devamı arkadaşlar. Satıcının elinde 64 tane çuval olduğuna göre un çuvallarını bitirmek şartıyla elinde en az çuval kalması için kaç kilogramlık eşit ağırlıkta çuval seçmelidir diyor. Yine çuval bitirmeden diğerine geçmeyecekmişiz. Şimdi kilogramlarımız 80, 90 ve 110'du ve şuraya da elde ettiğimiz çuval sayısını yazalım. Şimdi Öncelikle arkadaşlar bunların OBEP'lerini hatırlarsanız 80, 90 ve 110'du. Bizim seçeceğimiz en büyük kilogram 10 kilogramdı. Yani 10 kilogramda 80'den 8, 90'dan 9 ve 110'dan da 11 tane çuval geliyordu ve bunları topladığımızda 28 tane çuvalımız olmuştu. Bundan sonra seçeceğimiz kilogramı azaltmalıyım ki çuval sayım artsın 64'e yaklaşayım. 9 yazsam 9'u seçemiyorum. Sebebi de şu ortak bölenlerinin şuradaki 10'un bölenlerine bakacağız. Şimdi 10 için 10'u 5'i 2'yi ve 1'i seçebilirim ben buradaki 10'u seçtik. Şimdi sıra 5'te. 5'i seçeceğiz arkadaşlar. 5 olduğunda 16, 18 ve 22 geldi. Şimdi arkadaşlar bunları toplayalım. Bu kısmı topladığımda ise 40, 50, 6 tane çuval elde ettik. Bakın daha da yaklaştık. Peki 2'yi seçelim. 2 kilogramı seçtiğimde 40, 45 ve 55 geldi. Bunları topladığımda ise arkadaşlar 100 40 tane çuvalım geliyor ki elde ettiğim bu 140 64'ten çok daha büyük. Böylelikle bunları dolduramayacağım. Bu yüzden seçeceğim çuval miktarı 56 olmalı. Bu nedenle seçeceğim çuvaldaki kilogram ise 5 kilogram olacaktır.